Ortalığı yıktılar. Unreal 5.4, Unreal 5.4 diye. Bir bakalım ya ne var şunda. Bir başlatalım bakalım ne var içeride. Ama Content Browser'dan ve içerik çekmeyeceğiz mi? Dosya düzenle mi? Oğlum ne oluyor? Bir bakalım dil yerine. Bölge ve dil. Unreal Engine'e Türkçe gelmiş. Ne seviyede Türkçe bu? Hemen bu blueprint açalım. Bileşenler. Küp. Düzlem. Küre. Yok artık. Çoğaltma gelişmiş. Burası İngilizce. Aa, açıklaması Türkçe. Hemen şuraya gel. Hemen begin play. Aa bak burası da Türkçe. Şunu çektim. Yok artık başlıklar da Türkçe. Tabi bunlar İngilizce olur. Onlar normal. Mesela bir zaman yazsam. Yok artık zamanla alakası. Setavir Boyavent çıkıyor. Setavir Boyavent'in açıklaması da Türkçe. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle çok ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanalımda oyun tasarlama başta olmak üzere oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Göz atarsanız ve hoşunuza giderse abone, like, beğeni, bildirim falan fistan gibi şeyleri es geçmezseniz sevinirim. Hemen konumuza dönelim. Umarım Flash TV'den çakma oyunculuğum sizleri tilt etmemiştir. 5.4'ü ilk açtığımdaki Türkçeyi gördüğümde yaşadığım o şok duygusunu, herkese haber verme isteğimi az buçuk da olsa bir yansıtmaya çalıştım. Bu videoda Unreal Engine 5.4 güncellemesi üzerine konuşacağız. Aslında ben böyle bir video çekmeyecektim ama dün gece bunu görünce dedim yarın kalkar kalkmaz hemen bunun videosunu çekiyorum ve herkese haber veriyorum. Kısa bir video olacak. 5.4 ile beraber gelen özellikler hakkında konuşacağım kısa kısa. Detaylarını yerli yabancı birçok kanal konuştu. Onlardan bakabilirsiniz. Zaten Unreal Engine kendi YouTube kanalında da bunlardan detaylıca bahsetti. Zaten şunu rahatlıkla da söyleyebilirim. 5.4 Unreal Engine 5'e gelen en iyi güncelleme, en kapsamlı, en güzel güncelleme. Video üzerine Türkçe detayı bunun pastadaki çileği oldu. Müthiş oldu. 5.4 ile gelen özellikleri de hızlıca bir bakalım. Şimdi Unreal Engine'e birçok ekstra özellik ekliyor arkadaşlar. Mesela bu güncelleme ile beraber Cinema 4D, After Effects gibi uygulamalarda yaptıklarınız şeyleri artık Unreal Engine'de yapabileceksiniz. Hem de real time şekilde yapabileceksiniz. Yaptıktan sonra onlarca dakika, birkaç saat çıktısını beklemeyeceksiniz. Motion design özelliğinden bahsediyorum. Tabii bunu bir de Unreal Engine içerisinde yaptığınız için fizik sistemi olsun, diğer birçok sistemle beraber entegre şekilleri çalıştırabildiğinizden çok daha üst seviye, çok daha farklı seviye şeyler yapabileceksiniz. Sadece 3D değil 2D motion design de aynı şekilde. Oyun geliştiricisi olarak tabii ki illaki bir yerde işime yarayacak. İllaki bir yerde öğreneceğim. Şu anki projemde buna ihtiyacım olmadığı için çok önem arz etmiyor benim için. Ama nedense bana bu özellik reklam ve pazarlama sektörü için de çok ciddi bir göz kırpma gibi geliyor. Bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek. Benim açık ara en beğendiğim, en beklediğim güncelleme motion matching'ti. Yani kendi projemizde de tam da temel hareketleri en smooth, en böyle kaliteli şekilde nasıl yaparız diye günlerimi, haftalarımı belki harcadım. O istediğim seviyeyi bir türlü yakalayamıyordum. Onun üzerine 5.4'te böyle bir şeyin geleceğini duyurmaları benim için inanılmaz güzel bir timing oldu. Kısacası bu özellik şunu sağlayacak arkadaşlar. Bir tane animasyon kütüphaneniz olacak ve karakteriniz o animasyon kütüphanesini kullanacak. Yani idle, yürüme, koşma, sağa dönme, sola dönme, çapraz gitme, çapraz koşma, şöyle olma, böyle olma. Hepsini olabilecek en smooth şekilde, en böyle kaliteli şekilde. Bir iki tutorial izledim yanlış hatırlamıyorsam herhalde animasyon blueprint'e bile gerek kalmadan. Çünkü animasyon blueprint bir yerden sonra çok komplike hale geliyordu. Birkaç tane açmanız gerekiyordu. Dediğim gibi çok detaylıca konuşmak da istemiyorum. Ben de şu anda o kadar detaylıca hakim değilim. Yavaş yavaş okuya okuya, izleye izleye yeni güncellemelere hakim oluyorum. O yüzden inanılmaz detaylı şöyle olur böyle olur gibi bahsedemeyeceğim bundan. Ya yanlış hatırlamıyorsam Unreal Engine ile alakalı ciddiye alması gereken biri en azından. Şey demişti. Bu motion making ile beraber bir sonraki güncellemede şeyi de değiştirecekler. 4 ile beraber mi olur? 5-5 ile beraber mi olur? Temel hareket sisteminin işleyişini de değiştirecekler. Ona da bir movement bir şeyler gelecekmiş bilmiyorum. Böyle bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Umarım gelir. Orada da ciddi bir kalite katar mevzuya. Her neyse bir sonraki büyük güncelleme de Biome Generator. 5.2'de bildiğiniz gibi PCG gelmişti. PCG Generator. Onun çok daha gelişmiş, çok daha büyük, çok daha acayip bir hali bu. Tek bir map'te farklı farklı biyomlar üzerinden birçok şey yapabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Güzel, bayağı kaliteli bir açık dünya yaratmak için inanılmaz iyi bir tool olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi şimdi profesyonellerinin uğraşacağı garip bir olay daha var. Artık dışarıdan materyal yapıp Unreal'a aktarmanıza gerek yok. Unreal kendi içerisinde yeni bir materyal oluşturma tool'u yani texture graph ekledi. Yani gerçekten çok acayip. Unreal çıkıp dese ki arkadaşlar bundan sonra ZBrush'a, Blender'a, Sprite'a falan ihtiyacınız yok. Modeli de, çizimi de, pikselini de, her bir detayını da benden artık yapabileceksiniz dese şaşırmayacağım artık. O seviyeye doğru yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorum.
çalışıyorlar belli ki. Tek başına kendi içinde her şeyi yapabileceğiniz bir uygulamaya doğru gidiyor. Bir yandan çok heyecanlandırıcı, bir yandan çok korkutucu çünkü içerideki bilmen gereken şey miktarı çok fazla artıyor. Yani yakında şeyciler çıkacak herhalde. Bir meslek grubu veya bir proje içerisindeki departman olarak bir Unreal'cılar. Unreal Engine'in özelliklerini en iyi şekilde kullanabilenler diye bir sınıf falan çıkacak herhalde ortaya. Veya çıkması gerekiyor belki de. Neyse devam edelim yani bakalım bizi nasıl bir gelecek bekliyor Unreal Engine'de. Bir sonraki güncelleme de bu animasyon mevzusunda. Tabi animasyon mevzusuna girmeden önce şeyden bahsetmeyi unuttum. Kontrol dedik bir tık sıkıntı, bir tık karmaşık bir mevzuydu. Onu inanılmaz basit bir seviyeye indirmişler. Bayağı çek bırak, çek bırak yani sürekli bırak. Bak bir şeyden daha bahsetmeyi unuttum. Retarget mevzusuna tek tıka düşürmüşler. Benim bir videom vardı hatırlarsın. Unreal Engine ile alakalı çektiğim ilk video. Unreal Engine 5'e animasyon ekleme işte Mixam olsun, başka bir yerden olsun. Unreal Engine o iskeleti giydirme, rigleme falan fistan. Orada şey diyordum. Bundan önceki sürümlerde bu çalışır. Muhtemelen bundan sonra da çalışacak. Epik her radikal bir karar olmazsa diye. Bak tek videomla koca sistemi baştan aşağı değiştirdim resmen. Artık hiç iskelettir, şudur budur hiçbir şeye gerek kalmadı arkadaşlar. Tek tıkla retarget yapabiliyorsunuz. Yani animasyonları başka bir karaktere. Rigemi hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tek tıkla aktarabiliyorsunuz. İskelet sistemleri ciddi güncellemeler falan var. Retarget demişken bak oraya da gitmiş bulundum. En başa dönecek olursak işte vücut ayrı, yüz ayrı olacak şekilde ikisini. Bir ara sahne içerisinde bir animasyon sekansı içerisinde çok daha rahat kontrol edebileceksiniz. Lenite ile alakalı görsel anlamda inanılmaz bir güncelleme var. Bunun çok detayına hakim değilim o yüzden var olduğunu söyleyip geçeceğim. Tabii tüm bunlar olurken performans bakımından bir güncelleme olmasaydı olmazdı. Büyüklü küçüklü birçok performans iyileştirmesi yapmışlar ve bu iyileştirmeler sonucunda Matrix demosu vardı ya hatırlarsınız görmüşsünüzdür. Oradaki şehirde aldıkları performans GPU'da %25 derecesindeymiş. Performans artışı. Bu da çok iyi bir haber. Yanlış hatırlamıyorsam şu compile mevzusunda da bayağı ciddi bir performans artışı yapmışlardı veya hız artışı. Bir asset paketini açmaya çalıştığımız zaman tabii ki pakete de bağlı olarak gerçekten uzun sürüyordu. Her neyse yani bu şekilde arkadaşlar daha birçok özellik var. Bu anlattıklarımın da birçok daha detayı vardır. Ben de öğreniyorum. Size de bakmanızı tavsiye ederim eğer Unreal Engine'le uğraşıyorsanız veya merak ediyorsanız. Ben Türkçe olduğunu görünce böyle bir videoyu çekme gereği duydum. Videoyu çekmişken de diğer özelliklerden de ufak ufak bahsedeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımda oyun tasarlama başta olmak üzere oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir bakarsanız, göz atarsanız ve hoşunuza giderse abone, like, beğeni, bildirim falan fistan gibi şeyleri es geçmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.